koronavirüs o dönem. Koronanın başıma en büyük açtığı bela buydu. İstanbul'da İstanbulspor'la oynadık. İstanbulspor'a mağlup olduk. Hoca 2 gün izin verdi, 3 gün izin verdi. İzinden sonra izini yaptım, uçağa bindim. İşte döneceğim, İzmir'e döneceğim. Maske var tabii uçakta. Herkeste maske var. O ara telefonum çaldı. Bu arada ben koltuğumu arıyorum. Telefonda benim bir hocam. Sevdiğim bir hocam. Yani şöyle dertleştiğimiz bir hocamız. Takım da iyi gitmiyor ya. Koridorda yürürken işte çantayı yukarı koyuyorum. Şimdi nereye varacağı anlaşıldı. Çantayı yukarı koyuyorum. Hoca da diyor bana ki, ya sizin takım iyi takım, nasıl böyle oynuyor? Ya ben de oynamıyorum, moralim bozuk. Diyorum ki ya hiç sorma hocam. Yemin ediyorum sana takımı becerip oynatamıyorlar. Ya zaten yaptığımız antrenmanlar da çok kötü diyorum. Tamam mı? Oturmuşum o ara 11C'deyim. Koltuğum. Ya antrenmanlarda da çok kötü diyorum. Yani böyle antrenman yaparsan ya taktik hiçbir şey yok. İnanamıyorum diyorum ya. Ya burası büyük camia diyorum hocam falan. Döndü böyle yaptı, dedi ki ya dedi işte Ergin dedi ya sizin takım çok farklı oynar dedi. Ya dedim ki hocam zaten dedim milli ara var. Bence dedim Yücel Hoca milli arayı göremez. Neyse dedim uçak kalkıyor görüşürüz. Kapattım telefonu, kulaklıkla konuşuyordum. Hani kulaklığı çıkartırken gayri ihtiyari şöyle yaparsın ya, hani böyle şöyle çıkartırken hani şöyle. Lan kulaklığı şöyle bir yaptım, 11D'de Yücel Hoca oturuyor. Ya hocam Allah aşkına beni bir dürt ya. Oğlum buradayım de. Oğlum yani hareketim şu. Şöyle yaptım. Yücel Hoca'yı gördüm. Başından aşağı. Kulaklığı çektim. Uyudum. Gözlerimi kapattım. Bayılmışım. Kapattım gözlerimi. Neyse tabii eve döndüm. Eve gittim. Benim sevgili eşim İzmir'i o kadar sevmişti ki taşınalı da 20 gün falan olmuş. Evi de kolileri boşaltıyor. Dedim ne yapıyorsun? Koli boşaltıyorum. Doldur doldur dedim. Doldur boşaltma dedim. Doldur koli boşaltma zamanı mı şimdi dedim. Yani oradan öyle bir 6 aydan çok kötü ayrıldım. Burada %100 hatalı.